İdil Biret. Piyanistim. 21 Kasım 1941 yılında dünyaya geldim. 78 yaşındayım. Aslında şanslı bir çocuktum çünkü müzik hakkında duyduğum her şeyi tekrar edebiliyordum. Ve aynı şekilde şanslı bir ailede doğmuştum çünkü ailemdeki herkes müzik aleti çalabiliyordu. Annem kuzenleriyle oda müziği yapardı, hatırlıyorum. Onları dinlerken içim çok güzel olurdu. Ve sonra ailem bana bir nota öğrettiklerinde ne olacağını merak etti ki bana la notasını öğrettiler. Böylelikle tüm notaları öğrendim ve müziğe ilgim 3 yaşındayken başladı. İlk öğretmenim Ankara'da Madame Sobo'ydu. İlk konserimi İsmet İnönü'ye verdim ve ardından çok şanslıyız ki Sunakan ve benim için özel çocuklar yasası çıkartıldı ve Paris'e gönderildim. Paris'te ilk öğretmenim Nadia Blojur'du. Nadia Blojur normalde çocuklara ders vermeyen bir piyano öğretmeniydi. Ona bir kere çalmam istendiğinde Nadia Blojur bunu kabul etti. Çaldığımda Nadia Blojur çalmamdan çok hoşlandı ve beni öğrencisi olarak kabul etti. O anda krem rengi bir kedi gördüm evin içinde. Bu kediye sahip olan biri çok da fena bir insan sayılamazdı diye düşündüm. Ve haklıydım ama Nadia Blojur çok disiplin isteyen bir insandı. Piyano çalarken disiplinli olmayı o bana öğretti. Ardından Paris'teki ilk konserimi verdim. Bu Paris Radyosu'na 8 yaşında verdiğim güzel bir konserdi. Ardından Michael Campbell'la çalışmaya başladım ve Michael Campbell benden her zaman en sevdiğim öğrencim diye bahseder. Onunla ben 11 yaşındayken Mozart'ın iki piyano için konçertosunu Paris Tiyatrosu'nda seslendirdik. O günü hatırlıyorum. Michael Campbell orada çalışırken ben öbür çocuk arkadaşlarımla birlikte oyun oynuyordum. Ve Michael Campbell oraya geldi ve yeter dedi. O zaman ciddi bir şey yaptığımızı anladım. Ama aslında şunu düşünüyorum. Bir çocukla piyano çalmak gerçekten riskli bir iş. Ama başarmıştık. Bundan sonraki piyano hayatımda birçok kişiye piyano çaldım, konserler verdim. Bunların içinde Belçika Kraliçesi Elizabeth de vardı. Belçika Kraliçesi Elizabeth'e verdiğim konseri dün gibi hatırlıyorum. Ve hala da konserler vermeye devam ediyorum. Konserlerim tüm dünyada oluyor ve herkese konser vermeyi istiyorum.